Ya şey değil mi? Yani böyle gerçeklerle yüz yüze geliyor olmak gerçekten çok zor yani. Çok zor hayatları var. Tamam yani şey şu an biz dışarıdan geldiğimiz için böyle hissediyoruz okey. Ama yani bu ne yazık ki zorluğunu değiştirmiyor. Gerçekten değiştirmiyor yani. Yazık, bu çocukların okulu var mı yok mu? Hiçbir şey belli değil. Aa, dün de ekmek yedik, bak burada yemiş. Uyandık. Kaldığımız polis karakolu böyleydi ve yola devam ediyoruz. Günaydın arkası. Başladık. Görüşürüz. Thank you so much for everything. Bye bye. Thank you, bye bye. Dün karakolda kaldık. Gerçekten zor bir gündü. Yani yatak yok, koltuk uyuduk. Bugün benzin alacağız ve Kepler'e varacağız. Kepler'de otelde kalacakmışız, o yüzden sorun yok diye düşünüyorum. Adamlar diyor ki amortisörüm bozuk, o yüzden 70'le gidiyorum. Yani amortisör olsa aslında 90-100'le gitsek çok rahat varacağız. 60'la gidince yol bitmiyor. Herkese amortisörü gösteriyor gidemiyorum diye, anasını satayım. Bebeğim dur. Dur azıcık daha koyalım.
değil mi? Litresi mi? 317.900 diyor. Bizim kaçırtımız 100.000. Rekor biraz. Rekor biraz. Ne olmuş? Ne olmuş? Ne olmuş? Roll block. Block? Yes. Help work? Roll block. Roll block. Ha. Muski. Oh. The open 5 o'clock open. 5 o'clock. The open. Ne yapacağız? Muski call now come back. Dalbandi stay. 3 o'clock just come. 5. Be. Roll block. Block. Okay. 5'te açılıyormuş yavrum. Geri döneceğiz. Five. Ama gece oluyor 5. Gece midnight. Today 5. 5 the time 5 o'clock they okay. They open road. Ağlayacağım artık. Orada gidip when if we go there and wait there. Check post. Yeah, wait. Check post. Until 5. 5'e kadar check posta. This my check post this side. Other side. This my check post no block. Other side block. Okay. No skin block. This my check post. So we go there and wait there. Yes, just. Kaç kilometre sonra? How many kilometers? 100. Ha, evet. Katılıyorum aynen. After 100 kilometer. Other city. 118 kilometer. Let's go there. Let's go. Okay. That's my chief. Okay. Because we have a limited time. I have to go back to Turkey on time. Yeah, yeah. If we spent 10 days in Pakistan. The Pakistan problem there. Yeah. Road. Let's go. Other tourists. First time we start this coming 3 bus. 3 bus. Yes. Just okay. Germany. Today this. Bunları beklememizi istiyor galiba bu, biliyor musun? Onlar gelsin. Buses. We don't care about buses. 18 kilometre ileride şey varmış, yol kapalıymış. Biz de dedik gidelim bari orada bekleyelim. 5'te açılıyormuş. En azından yolun yarısını yapmış oluruz. Daha rahat olur diye düşünüyoruz. Normalde levilerle ilgili ya da şeyle ilgili bir sorun yok. Tek sorun işte yavaş gitmeleri, çok fazla değişim olması. Bir de konforlu bir yerde kalamıyorsun ya, o şeyi yıpratıyor. Vücut sağlığını yıpratıyor. Ama keyifli geçeceğiz. Kedda'da serbest dolaşım belgesi alacağız. Sonra motorlarımızı istediğimiz yere gidebileceğiz diyebiliyoruz. Bugün iyice çöl mü geçiyoruz? Ne oldu? Hiçbir şey yok. Çöl. Gözlerim hep kum kaçıyor. Hava çok kötü şansımıza ya. Baksana yollar hep kum sıçramış. Çölü geçsek rahatlayacağız. Radyatörün içi falan hep içim kum oldu. Çok güzel. Vay
Vay be, ne deneyim ama. Yani yaşamanızı çok isterim kısmet olursa. Ama checkpoint yok ya, öyle dediler, sürekli durduracaklar falan. Vallahi aha dedim ve duracağız mı? Goodbye demiş bize. Belucistan bitti mi? Ne diyor? Program Area Chagayı İslamik. Dalbadin. Abi terse mi gidiyoruz? Dalbadin niye diyorsun? Dalbadin'den geldik zaten. Niye durduk? Selamun aleyküm. Şimdi bize bir yol çalışması olduğunu söylediler. O yüzden yaklaşık 3 saattir bekliyoruz. Elektriğin kesildiğini söylüyorlar ama ben elektriğin kesildiğine inanmıyorum. Bence Afgan sınırından geçeceğimiz için orada büyük çatışma, bir sıkıntı var ve o yüzden götürmüyorlar bizi. Az önce polisler geldi, bizi içeri aldılar falan deyip böyle uyduruyormuş. Tabii ki yalan. Keyfimiz yerinde yani en azından. İçeri almaya çalışıyor ama girmiyoruz içeri. Evet. Böyle bir ortamdayız. Az önce bu arada yemek teklif ettiler. Kabul etseydin mi? Yok, ben dedim sağ ol dedim. Adamların kendi yemeği çünkü, yazık, günah, saçma. Olur mu ya, kendi yemeği de bölüşeceğiz. İnsanlık bölüşmeyi. İnsanlık öldün ya. Gece 12'lere kadar açız. Bu arada cidden bu rotada kesinlikle konser. Sen kitle gittiğimizde Burger King'e mi gideceksin? Beni mi planlıyorsun? O da yok da. Gülşah Merve Yüksel'den yol hikayeleri. Burada yol kapalı olduğu için 2 saat boyunca neyle uyanalım, neyle uyanalım? Kendimize kahve yapalım dedik. Kahve yapalım. Ben Belucu style oturup senin videonu çekeyim şimdi. Anlat bakalım. Tacikistan. Tacikistan'da da Afganistan sınırında sürüyoruz bir gün. Yine yokluk, yine sefalet. Yine böyle yol çalışmaları var.
gibi. O çalışmaları var ve yolu dinamitlerle patlatıyorlar orada. O yüzden böyle 7-8 saat falan beklemen gerekiyor. Bu motorun gölgesinde oturup bekliyorduk. Sonra işte Amerikalılar geldi. Bir tane Butanlı adam vardı falan filan. Ardından sıkılıyoruz yani 2 saat, 3 saat. Dedim kahve yapayım bunları. Bir Türk kahvesi yaptım. Adamlar şok. Sonra bekledik, uyuduk, kalktık falan böyle. Bu da güzel bir anımız. Teşekkürler Gülşah, teşekkürler. Rica ederiz, rica ederiz. Kahve için de teşekkürler. Şimdi de ben şok olacağım. Seni şok edeceğiz. Ve mola verdiğimiz yerden artık hareket edemeyeceğimize, çaresiz durumumuza alıştık. Gülşah Merve Yüksel'in ellerinden makarna. Bugünkü mutfağımızda bize İtalyan usulü yumurta soslu. Çin usulü. Çin usulü. Ya yumurta sosluyu hatırlatma. Berbat bir şeydi. Karakolda bekledikten sonra şu an yolun açıldığını söylediler. İlginçtir ki yola çıkıyoruz. İnşallah. Buyurun. Şu an saat 5'e çeyrek var. Yaklaşık 11.30'dan beri bekliyoruz. Şimdi başka Leviler geldi. Şimdi bizi başka bir Levi'ye teslim edecekler. Böyle sanıyorum ki 15-20 kilometrede bir değiştireceğiz yani. Ben bu insanların, burada yaşayan insanların bize bir şey yapacağını düşünmüyorum. Ama bu zor iş gerçekten şey, sabır gerektiriyor. Şu an burası bir sıkıntılı bölge. Ne oluyor ya? Korkunç. Yani Leviler de korkunç bu arada. Gerçekten Leviler de korkunç bu sefer. Ne oluyor anlamadım ki. Yani filmlerde şöyle sahneleri yaşayabilecekken şu an gerçekten bir filmin konusuyum. Filmin ta kendisiyiz biz babacığım. Oy 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 oy. Şurayı geçsek hayırlısıyla. Burada bir sıkıntı var ama ne sıkıntısı var onu çözemedim ya. Bir şey var. O sıkıntı bitti yani, rahatlayacağız. Bir bitse. De ne var işte. Ney var ney. Bu Levi de acayip kullanıyor, yaşlı dede. Bu adamları düşüreceğim. Levilerle bildiğin şey oynuyoruz. Tavşan kaç tazı tut.
acayip bir şey var, yoğun bir trafik var. Ve buranın çok tehlikeli olduğunu söylediler. Ama anlamadım. Şu 5 saat beklemeseydik müthiş olacak. Toz, duman, toprak. Değişik bir macera. Yorucu ama. Artık hava karardı. Herkes birbirinin üstüne çıka çıka ilerliyor. Zor. Eğlencesi de var ama ya. Yani kesinlikle bak şeyde, bunu Türkiye'de bir sunum yaparken şey diyeceğim. En eğlendiğim yerlerden biri Pakistan'da diyeceğim. Ama şu an azıcık zorlanıyorum. Gece sürü şimdi acıkan Gülçay. Ekmek. İyi ki vardı yani, yoksa ne yapacaktın? Ekmeğini göz çapağına bakıp banıp yiyor. Göz yaşlarımı ıslatıyor. Ve gidiyoruz. Son 100 kilometremiz arkadaşlar, artık size çekemiyorum. İnşallah hayırlısıyla Kedda'ya varacağız. Şimdilik otele kadar. Otelde açıyorum hemen. Kedda'da kaldığımız otelde Türk stickerlar çoğalmaya başladı. Burada da kimler vardı? Konar Göçer var, Tuna var. Sen ne zaman geldin buraya? Aliye var. Ay göremedim. Aa, Ali Elosan var. Ondan sonra Cuma. Çok bayrağımız var. Ondan sonra Cuma. Onlar var. Var. Erkin var. Kırdım camı da, kırdım son stickerlarımızı. Benim sticker'ım yok bu arada. Gidiyoruz. Kedda'dan günaydınlar herkese. Dün gece günaydın, günaydın, günaydın. Dün gece 11.30'da otele vardık. Gerçekten acayip yorgunduk. Şimdi anlatacağım, polisler bakıyor. Bir Çinli daha. Şey, dün Chinese Belicistan. Öyle fıkra gibi ilerliyoruz. Ne yapalım? Şimdi Kedda'da özellikle Belucistan bölgesinde ilerleyebilmek için bize eskortlar eşlik ediyor ve şu an serbest bir şekilde gezemiyoruz. Çünkü güvenlik açısından tehlikeli olduğunu söylüyorlar. Burada bir NOC belgesi almamız gerekiyordu. Yaklaşık bir saat içerisinde
Leviler bizi aldı otelden, oraya götürdüler. NOC'yi aldık, geldik. Sonra dediler ki ne yapmak istiyorsunuz? Dedik sim kart, işte para değişimine ihtiyacımız var vesaire. Şimdi hepsi tek tek bizi böyle götürüyorlar oralara. Yarın da, yarın değil, bundan sonra da birlikte, eskortlarla birlikte Şukur diye bir yer var. Oraya kadar süreceğiz. O Belucistan bölgesini atlatana kadar, ardından özgür kalabileceğimize inanıyoruz inşallah. NOC belgesini de size gösteriyorum şimdi. Hemen böyle şurada. Samanı gibi olmuş muhabbet. Açık cezaevinden bizi ne zaman kurtaracaksın? Vallahi 2 saate kurtuluruz diye düşünüyorum inşallah. God knows. Şu anda hep beraber kamyonun arkasına doluştuk. Son derece lüks VIP transfer hizmeti Kette polisinden bizlere sunulan VIP transfer hizmetiyle beraber Kette sokakları arşınlanıyor. Ailece hep beraber money exchange yapıyoruz şu anda. Real Kette'dan NOC belgesini aldık. Fakat o bir serbest dolaşım belgesi değilmiş. Yani hala otelde mahsur durumdayız bildiğin. Açık cezaevini yaşıyoruz yani. Aslında kapalı cezaevi de olabilir bence. Cezaevindekiler bence bizden daha açık. Neyse. Ne yaptık? NOC'yi aldık. Sim kart alacaktık. Onlar götürmeyi unuttular bizi. Otele geri döndük. Şimdi hazırsanız yarınki 350 kilometrelik macera başlıyor. Ne yapacağız? Çıkacağız. Yine eskort eşliğinde. Leviler bizi sabah 7-7.30 gibi alacaklar. Umuyoruz ki öyle alacaklar. Çünkü geç aldıkları zaman geç varıyoruz otele. Ve geç oluyor. Geç yani. Ondan sonra... geç olunca da işte hava kararıyor. Hiçbir şey yapamıyoruz. Yıprandık.